Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda Kervan Gıdayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Kervan Gıda şöyle aracı kurumlara baktığımız zaman aracı kurumda info aldı cuma günü. Info ile bizim almış. Halk Yatırım, Halk Yatırım ve Yapı Kredi'de bunları satmışlar arkadaşlar. Takas'a da baktığımız zaman Takas'ta emeklilik fonları %25,5, yatırım fonları 20 22 21,5 Siti ve iş yüzde dokuzar. Yani yüzde zaten emeklilik fonları ve yatırım fonlarında. Citi işte Citi ve işte yüzde yirmi desen neredeyse yüzde yetmişi toplu gibi duruyor arkadaşlar. Yani takas açısından güzel duruyor. Aracı kurumda Cuma günü info aldı. Diğer 26 bin ufak yatırımcı 26 bin almış. Aynı şekilde ufak yatırımcı da 76 bin lot satmış arkadaşlar. Şimdi kervan gıdaya şöyle özetine de baktığımız zaman piyasa çarpanlar açısından PDB'de de 1.41, FK'da 16.51. FK'sı biraz pahalı gibi duruyor arkadaşlar. PDB'de de yani gıda sektörüne göre ucuz değil yani normal. Şimdi son bilançoyu da attı arkadaşlar. Net dönem karı son bilançoda %187'lik bir artış var. Esas faaliyet karı 284'müş ama e, net dönem karı 32.32 e, 32 milyar diyelim. Şöyle şuradan. E, bir de arkadaşlar şöyle şirket bilgilerine de baktığımız zaman burada şöyle gördüğünüz gibi bir sürü iştiraki var. Yani 15-20 tane iştirak var. Yani şirket e, büyük bir şirket gibi gözüküyor. Aynı şekilde sermaye arttırımlarına da baktığımız zaman arkadaşlar 2024 yılında %800'lük bir bedelsiz kararı aldı. Yani %800 bedelsiz karar alıyorsa normalde hani büyük yatırımlar yapacak, işte güzel paralar kazanacak diye anlaşılması gerekiyor. Ama tabi bilmiyoruz ne olduğunu. %800'lük bir bedelsiz açıkladı arkadaşlar. 2 milyon, 2 milyar, 160 milyona çıkacak sermaye. Ayrıyetten 2024'te de 7. ayda ve 9. ayda temettü dağıtacak 0.28 kuruş. Toplamda 0.56 kuruş temettü dağıtacak 2024 yılında. Yani hem temettüsü var hem de bedelsiz var. Bedelsizi de 10 ay bekliyor. Şimdi arkadaşlar buradan şirkete baktığımız zaman şöyle kervan gıdaya burada ee yani Türkiye'nin en büyük yumuşak şeker üreticisi diyor. Türkiye'de en büyüklermiş bunlar. 85 ülkeye ihracat yapıyorlar. Dünya şekerleme listesinde de 16. sırada var. Markalarımız diyor arkadaşlar. Markaları da Bebeto. Yani Bebeto markasını ben BİM'de gördüğümü hatırlıyorum. BİM'de satılıyor. Başka marketlerde de muhtemelen satılıyordur. Ben BİM'i tercih ettiğim için BİM'de bu markayı gördüm yani. Şimdi arkadaşlar ee, şöyle tarihimize de baktığımız zaman bunlardan şirketin tarihi ee, gördüğünüz gibi e, Amerika'da işte Birleşik Krallık'ta İngiltere'de ondan sonra Almanya'da e, Rusya ondan sonra Polonya yani böyle dünyanın farklı ülkelerinde e, bu şekerlemenin daha çok kullanıldığı yerlerde şirketleri var arkadaşlar. E, toplamda 7 tane şirketi var. Yani e, bu alanda, bu şekerleme alanında e, büyük işler yapmayı planlıyorlar sanırım. Çünkü bayağı e, fabrikalar var. Yani devamlı üretim hattı açıyorlar. Mesela işte 5. jeli hattı diyor burada. 5. likor koray hattı diyor. Mesela 2. marshmallow hattı Almanya'da. İşte Rusya'da 4. jeli hattı diyor. Mesela 4. likor koray sattı. Aynı şekilde Rusya'da. Yani gördüğünüz gibi burada mesela 6 licorice attı diyor mesela 6th line 2021'de. Yani e, şirket e, arkadaşlar güzel yatırımlar yapıyor yani bayağı bir fabrikası var. Bu kadar fabrikaya yani 32 milyon kar yazmış. E, ileride bu karlar artar yani o FK'larda düşer diye tahmin ediyorum. Ee, güzel bir şirkete benziyor arkadaşlar. O yüzden dolayı e, bu şirketi de çekelim dedik. Cuma günü e, yani perşembe günü sanırım bilançoya atmıştı. Cuma günü e, %6'lık bir düşüş yaşadı arkadaşlar. Şöyle 25'lere kadar düştü. Tam 25'e kadar düştü. Daha sonra info aldı sanırım. Info e, tekrardan 27'ye çıkarttı. Yani eksi buçuktan şöyle gördüğünüz gibi e, 0.75 arttı da kapattı. Halk arz fiyatı arkadaşlar 8 TL'den sanırım halka arz oldu. Yani halka arz fiyatından gördüğünüz gibi ee bayağı bir yukarıda duruyor. Yani 3-4 katlık bir ee yükseliş var burada. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan halka arz olmuş. 7'lerden mi 8'lerden. E yani TL bazında ee güzel bir prim yapmış. 2020'de halka arz oldu arkadaşlar bunu da unutmayalım. 2020'de. Dolar bazlı baktığımız zaman da dolar bazlı halkarz arz fiyatının altında arkadaşlar şu anda. Yani 2020'de e, dolar bazında halkarz arz olduğunda şu anda yani dolar bazından aşağıda duruyor arkadaşlar. E, şöyle en tepeden de baktığımız zaman dolar bazında yani neredeyse %60'lık bir düşüş var. Şöyle dolar bazında 2 doları görmüş arkadaşlar. Kaçta? E, 2021 Mart'ta. Dolar bazında 2 doları görmüş. Şu anda 0.83 dolar. Şirket tabi dolarla iş yapıyor. Yani çoğu işi dolarla yurt dışına ihracat yapıyor. Yani dolar bazında da büyüme hedefliyorlar. Ama dolar bazında fiyat olarak aşağı gelmiş. Yani Yukarı gitmesi gerekiyorken aşağıya gelmiş. İleride karlılıklarını arttırırlar arkadaşlar. Bir de yani şirket bu şekerleme olaylarında hani Böyle tıbbi bir şeyler katıyorlar içine yani tıbbi bir şey oluyor tıbbi bir üretim oluyor Dolayısıyla fiyatlar da artıyor öyle bir şeylerle de girerseler e, Yani e, Böyle yaptıkları şeyi e, yani yüksek karlı bir şekilde satabilirler katma değeri yüksek bir şekilde satabilirler o da karlılığa yansır Şirketi arkadaşlar siz de inceleyebilirsiniz yani şirket e, Hani geleceğe baktığımız için ileride yani seneye böyle yüzde yüz, yüzde yüz artık neyse karını artıracak gibi duruyor. Yani artık seneye 2025'te e, karlarını artıracak şirketlere bakmamız gerekiyor. Böyle yatay giden veya düşen değil de ileride karlarını arttırma potansiyeli olan şirketlere bakmamız gerekiyor. Bu şirkette de öyle bir şey var. Yani e, ileriki senelerde karlarını arttırır diye yani öyle görünüyor. E, o yüzden dolayı bu şirkette arkadaşlar şöyle çekeyim dedim. Yani Bir sürü de iştiraki var şurada. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Siz de arkadaşlar inceleyebilirsiniz bu şirketi. Yani şirketin takasları da toplu duruyor. Şöyle kervangıda 7 tane fabrikası var arkadaşlar. 7 tane fabrika. Yani takaslarda şöyle zaten %25, %21. Yani alkarz fiyatının çok yukarısında 2022'de alkarz olmuş. Çok yukarısında ama dolar bazında aşağıda. Dolayısıyla 2024-2025'lerde yani primlenebilir. Tabii ki de arkadaşlar yatırım tavsiyesi olarak almayın. Yani burada bilgileri veriyoruz arkadaşlar. Yani Şurada piyasa çarpanları, aracı kurum, takas, teknik zaten gördünüz şöyle. Yani teknikte şöyle baktığımız zaman aşağıya doğru gelirse eğer, yukarı gitmeyeceğim aşağı doğru gelirsem derse şöyle 24'lere falan artık 24'ün altında gelirse eğer oraya, yatırımcılar için yani yatırımcılar bunu bir fırsat olarak görürler mi? 24'ün altında. Artık orayı da yatırımcıların kararı. Evet arkadaşlar kervan gıdayı da çekmiş olduk. Birkaç tane daha çekeceğim arkadaşlar. Şöyle kötü videolardan. Yani kötü hisselerden. Mesela Menderes çektik. Kızılbükük çektik. Şu KZBG'yi arkadaşlar 17 TL'ydi. Mahkeme iptal oldu. O zaman çekmiştik bunu. Şu anda 26 TL. Bu ara iyi gidiyor. İHV'yi çektik. İhlas aletlerini. Ondan sonra hareketi çekmiştik. Bir de bu Avot var arkadaşlar. Bu kötü firmalardan Avot var. Onu da çekeceğim. Bir dahaki videoyu da şu Avot'u çekeceğiz. Yani şöyle bilgilerini vereceğim daha doğrusu. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.